Merhabalar yeniden sevgili dostlar. Biraz ara verdik. Bakalım sevgili dostlarım yeniden toparlandık mı? Evet dostlarım, kadınların sosyal hayat içinde varlık gösterip de ben de varım diyebilmesi ve kendilerini topluma kabul ettirebilmeleri çok zorlu bir aşama sonrası olmuştur. Ve bu zorlu aşamayı tanık olmak zorundayız, öğrenmek zorundayız. Yoksa dostlarım kolay değil yeniden bugünkü şairlerimiz gibi hadi şiirini yaz yayınla internet ortamında veya paran varsa bastır. Yok öyle değil işte günümüzde bile bana mesela çeşitli isim söylemeyeyim. Mesela köyünden çıkmış gelmiş bayan arkadaşım burada dinletilere katılıyor, burada şiirlerini okuyor ama kendi köyünde kocası destek verdiği için buraya gelebiliyor. Kocası destek vermese Ankara'ya gelip de etkinliklere katılıp şiirlerini okuyamayacağını söylemişti. Ki hala erkek egemen toplumda kadının şiirini yazmasının ötesinde onu topluma sunması bile hala sakıncalı görülüyor. Evet, bunu aşmak zorundayız. Bunun için kadın şairlerimizi desteklemek zorundayız değerli dostlar. Evet sevgili yarenler. Grubumuz yeni bir grup. Gittikçe çoğalacağız, artacağız yeni dostlarımızla ve ben tekrar kadın şairlerimiz sohbetime devam ediyorum. Kadınların sosyal hayat içinde varlık gösterebilmeleri genellikle aileden gelen ayrıcalıklarla ilgilidir. Divan edebiyatı dönemi kadın şairlerin çoğunun babası toplum içinde saygın, ünvan sahibi kimselerdir. Bu okumuş, kültürlü, sanatı seven babalar kızlarının da eğitim almalarını, sanatla ilgilenmelerini sağlamıştır. Belli kesimlerde yetişen kadın şairlerin kendilerini ifade etme imkanı bakımından nispeten rahat oldukları açıktır. Örneğin şair Leyla Hanım'ın aşağıdaki gazeli, okuyacağımız gazeli buna çok güzel bir örnektir sevgili dostlar. Kıl meclisi amade, ne derlerse desinler. İç dilber ile bade, ne derlerse desinler. Anber gibi kâküllerine bir gece aşık, şam eyledi rüyada, ne derlerse desinler. Bend etti dili silsile-i zülfine dildar, hala ben o sevdada, ne derlerse desinler. Gamı bugün eylerse, ahibba beni tayip, bir bir çıkar ukbada, ne derlerse desinler. Bu kara yüzüm ak da olsa ruzu cezada, şimdi bana dünyada ne derlerse desinler. Alemde nedir farkı bana met ile zemmin, sağ olsun ahibba da ne derlerse desinler. Leyla o periye biraz arzı hulus et, düş payine tenhada ne derlerse desinler. Evet şair Leyla Hanım'ın bir gazeli, beyitler halinde yazılmış bir gazel değerli yarenlerimiz. Buna rağmen dönemin sosyal yapısı ve erkek egemenliğinde köklü bir geleneğe sahip olan şiir anlayışının varlığı göz önüne alındığında kadın şair olmak ateşten gömlek giymeye talip olmak gibidir. Divan edebiyatı gibi katı kuralları olan bir edebiyat dairesinde mevcut kadın şairlerin kadın kimliğini önde tutarak eser vermemelerini doğal karşılamak gerekir. Hilmi Yavuz bu şairlerin içinde sadece Fitnat Hanım'ın ve Mihriye Hanım'ın şiirlerinde bir kadın duyarlılığının öne çıktığını belirtmektedir değerli dostlar. Mihriye Hatun'un bir şiirini paylaşacağım müsaadenizle. Ve bakıyorum yayınımızda, canlı yayınımızda kimler var? Sevgili başkanımız sağ olsun var olsun Ertuğrul Bey. O bizleri dinlemekte. Bakıyoruz Mihriye Hatun'un bir şiiri. Habdan açtım gözüm, nagah kaldırdım seri. Karşıma gördüm durur bir mahçere dilberi. Talim sad oldu yahut kadre erdim galiba. Kim mahallem içre gördüm, gice doğmuş müşteri.
Nuh'a kar gördüm cemalinden eğerçe zahira, kendisi benzer müselmane, libası kafiri, gözümü açıp yumunca oldu çeşminden nihan. Şöyle terhis eyledim, kim ya melektir ya peri, erdi çün ab-ı hayate mihri ölmez haşredik, gördü çün şep zulmütinden ol ayağın İskender'i. Gördü çün şeb zulmetinden ol ayağın İskender'i. Mihri Hatun. Değerli dostlar, şiir severler, divan edebiyatında kadın şair olmanın zorluklarından bahseden akademisyenlerden Mübeccel Kızıltan ve Nazan Bekiroğlu'na da benzer tespitlerde bulunurlar. Örneğin Mübeccel Kızıltan, yaşadığı dönemin şartlara dikkate alındığında nispeten hani az bir özgür yaratılışlı bir kadın şair olan Zübeyde Fitnat Hanım'ın dahi kadınca duyguları yansıtmakta sıkıntı duyduğunu belirtir. Kızıltan yine de erkeğin egemen olduğu bu dönemde Mihriye Hatun'un kadınca duyguları ifade etme cesareti gösterdiğini ilave etmiştir. Divan şairliğinin yolunun aşıklık rolü ve hüviyetinin olmasından geçtiğini, bu durumunda kadının da bu vazidede eser vermesi imkansız kıldığını söyleyen Nazan Bekiroğlu, kadının da bu vadide eser vermesinin imkansız olduğunu söyleyen Nazan Bekiroğlu, kadın şairin toplumsal baskıyı göze alması halinde ifade klişe önceden belirtilmiş bir erkek söylemi üstlenmek mecburiyetinde kaldığını ifade eder. Ne demek bu? Şöyle, erkek ifadesiyle şiir yazarsan seni kabul ederiz demek. Değerli dostlar, kadın şairlerimize tezkirecilik geleneği içinde yeterince yer verilmemiş. Nedir tezkirecilik geleneği? Bugünün antolojileri, yani antolojilerde kadınlara yer verilmemiş. Verilse de kalıplaşmış ifadeler ya da üstü örtülü bir alay içeren ifadelerle maruz bırakılmıştır kadınlar. Kimi zaman da erkek sanatçıların kıskançlıklarına maruz kalmışlardır. Mihri Hatun'un beğendiği şairlerden Necati'ye yazdığı şiirleri göndererek değerlendirmesini istemesi ve Necati'nin pek hoşuna gitmemişken üstüne bir de onun bir şiirine nazire yazınca Mihri Hatun, şair öfkeden iyiden iyiye sinirlenir ve şu mısraları yazar Mihri Hatun'a: "Ey benim şiirime nazire diyen, çıkma rahı edepten öyle hazer. Demek kim işte vezn-i kafiyede, şiirim oldu Necati'ye denk, bir midir fil hakika ayb-ı hüner der." Evet, kendini ne kadar üstün görüyor ki, senin şiirinin kafiyesi, ölçüsü benim şiirime denk olur mu diye ve hünerini övüyor. Diyor ki, "Ey benim şiirime nazire söyleyen, edep yolundan çıkma sakın. İşte vezin ve kafiyede Necati'ye şiirim erişti deme. İkisi de üç harfle yazılır ama ayıp ve hüner bir değildir." diyor. Evet, ayıp ve hüner kelimeleri Arap alfabesinde üç harfle yazılır. Evet, böyle bir şair, üstelik bu da bir şair. Hani şair olmayanlar kadınları hoş görmüyor dedik ama bu da şair. Burada da emsal olarak göremiyor kadınları. Evet dostlar, yazar Ahmet Rasim Muharir Şair Edip adlı makale çalışmasında şöyle bir olaydan bahsetmiş. Nezahati hulk ve nezahati hali cümleye malum olan merhume Nigar Hanım'ın bir gazeli bir edep bir nevreste kadar çirkin bir tarzda tahmis etmiş idi ki, merhum kaşlarını çatarak güya bakacak okuyacak imiş gibi elinden aldı, yırtıp suratına fırlattı. Evet, bir başka şair hanım, yine bir başka edibe Nigar Hanım'ın, şair hanım Nigar Hanım, onun şiirini bir başka şaire veriyor, o da alıyor, okuyacakmış gibi yapıp elinden alıyor, yırtıp suratına atıyor. Şimdi o zaman bunları duyduğumuzda
Bir kadın olarak ne kadar zorlu yollardan geçtiğimizi görüyoruz bugünkü şiir yolumuza gelirken dostlar. Evet. Bu bakış açısına paralel olarak günümüz edebiyat araştırmacılarında da kadın şairlere gereken önemin verilmediğini görmekteyiz. Örneğin Abdülbaki Gölpınar, Mihriye Hanım'ın esere alınmasının sebebi olarak adı tezkirelerde geçtiği ve Necati'yi taklit ettiği ve nihayet bir kadın şair olduğu için aldık diyor Gölpınarlı. Evet, kadın şairler. Kadın divan şairlerinin yaşadıkları sıkıntılara örnek olması bakımından birkaç ilginç anekdotu paylaşmak gerekir dostlar. Çünkü bu anekdotları paylaşmazsak Türk kadınının bugüne nasıl geldiğini göremeyiz, bilemeyiz ve şairlerimizi anlayamayız dostlarım. Şairlerimizi anlayamayız. Onun için bu tarihi bilgiyi dinlemek zorundayız. Evet. Yağmur Ağın bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet dostlar. Bakalım nasıl anekdotlar var. Şair Zeynep Hanım evlendikten sonra eşinin rızasını alamadığı için şiiri bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Mihriye Hanım, Mihriye Hatun evlenmemiştir. Trabzonlu Fitnat Hanım 1842-1911 eşinin aşırı kıskançlığının sonucu eşi tarafından kötü muamelelere maruz kalmıştır. Fitnat Hanım, şair Fitnat Hanım, kirpiklerini kesecek kadar ileri giden eşinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Şiir yazdı diye kirpiklerini kesecek kadar ileri giden eşinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Aynı şekilde Leyla Hanım, evlendiğinin ilk günü eşinin yanlış bir davranışını gördüğü için bir hafta sonra eşinden ayrılmıştır. Fatma Ani Hanım ölümü çok eski şairlerimizden 1710. Evine misafir olarak gelen bir misafirin hoş olmayan tavırlarına maruz kalmıştır değerli dostlar. Kastamonulu Feride Hanım 1837-1903 yıllarında yaşayan şairimiz, annesi kızının şiirle ilgilenmesine karşıdır. Hatta Feride Hanım bundan duyduğu rahatsızlığı bir beytine de aksettirmiştir. Duhterine böyle mi der maderi söyle bana mader anne. Duhterine böyle mi der maderi söyle bana. Görmedim billah cihanda böyle bir azar ana. Evet, Feride Hanım'ın şiiri. Ve son olarak değerli dostlar, bu akşamın bu açıklamayı şu sözlerle kapatıyorum. Divan Edebiyatı döneminde şiir yazan bazı kadın şairlerin, örneğin Cevriye Banu'nun 1863-1916 yıllarında yaşayan Cevriye Banu Hanım'ın ölmeden önce eserlerini bizzat kendisinin yok etmesi, eserlerinin kaybolmuş ya da henüz ortaya çıkarılmamış olma ihtimallerini hatırlatmak gerekir. Çünkü kendisi artık her ne sebeple ise eserlerini kendisi yok etmiş. Ayrıca divan edebiyatı geleneği içinde yaklaşık 50'ye yakın kadın şairin varlığına rağmen bunların çok az kısmının divanının incelenmiş olması da dikkat çekici bir durumdur. Evet, değerli dostlar, Türk kadınlarının şiir yolunda yaşadıklarını anlatmaya devam edeceğim her cuma. Şimdi Yaren Sofrası Güldestemizin 2017 Güldestemizden Aysel Çoban şairimizin şiirlerinden size paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım. Bu arada yayınla ilgili yorum yazan var mı diye bakıyorum dostlarım. Sağ olsunlar. Evet, bakıyorum şu anda. Evet. Evet, kendi ya sesimi duyuyorum tabii görenlere bakarken dostlar olmuyor. Evet. Ya bu şu anda ya bunu başaramadım. Sevgili dostlarım.
Evet, sessizlik için hoşgörünüzü rica ediyorum. Evet arkadaşlar, görenler var ama isimlerini göremiyorum. Sadece görenler diyor. Evet, Remziye Çelik Hanım ve Erol Kaya sağ olsun, var olsun. Yağmur Aun ve Ertuğrul Bey bizlerle yayınımızda sağ olsunlar. Sevgili dostlar, Aysel Çoban kimdir? Günümüz şairlerinden bir örnek veriyorum. 1974 Ardahan doğumlu olan şairimiz ilk orta öğrenimini Ankara'da tamamlamış ve asıl mesleği makine ressamlığıdır. 1998 yılına kadar özel sektörde çalıştıktan sonra 98 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış olup halen aynı bakanlıkta çalışmaktadır. Evet, şair yazar Aysel Çoban'ın yerel gazetelerde şiirleri yayınlanmıştır. Çeşitli dergilerde, antolojilerde, özel radyolarda ve edebiyat gruplarında şiirleri yayınlanmıştır. Serbest Dal'da Anayurt Gazetesi'nin düzenlediği şiir yarışmasında aldığı ikincilik ödülüyle derneklerden aldığı plaketleri bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda çeşitli şiir etkinliklerinde sunumlar yapmış ve çeşitli organizasyonlarda bulunmuştur. Cemal Safi'nin onur konuğu olarak bulunduğu programda sunum ve organizasyonu gerçekleştirmiştir. Yine Özürlüler Derneği Özde Bir için Hakan Taşıyan konserinin organizasyonda bulunmuştur. Bir şiir kitabı ve basıma hazır bir romanı vardır Aysel Çoban'ın. Çeşitli dergilerde yayınlanmış hikayeleri vardır ve şair Faika Sarp tarafından kendisine Düş Arsızı unvanı verilmiştir. Şairimizin Aslı Gamze İmer adlı bir kız çocuğu vardır. Evet sevgili dostlar, Yaren Sofrası 2017'yi açtım. Sırayla ilk bayan şair kim diye baktım ve ilk bayan şair antolojimizde Aysel Çoban çıktığı için onu seçtim dostlarım. Evet, Aysel Hanım'ın antolojide hem serbest hem dörtlüklerle şiirleri var. Evet, güzel bir isim buldum. Aşkın Namazı adlı bir şiir. Sevgili dostlar, Türk kadınının şiir yolunda demin izlediklerini, yaşadıklarını gördükten sonra Aysel Hanım'ın bu başarılarını takdir etmemek mümkün değil. Bütün kadın şairlerimizin yolu açık olsun dostlarım. Evet. Aşkın Namazı. Pardon efendim. Evet. Aşkın Namazı. Geri dönüşüm yoktur. Artık dönemem. Gel desen de gayrı gelmem, gelemem. Yolunu şaşırmış mecnun olmuşum. Gül desen de gayrı gülmem, gülemem. Adını dilimde bir daha anmam. Sensiz olmam desen bir daha kanmam. Gözümde nur olsan görürüm sanmam. Kal desen de gayrı kalmam, kalamam. Acıdan kahrolup deliye dönsen, aşkımdan yanarak köz olup sönsen, haberin verseler yalvarıp çönsen, bil desen de gayrı bilmem, bilemem. Boş yere baştaki saçlar yolunmaz, bilesin kadere karşı konulmaz, yıkılmış hayaller artık onulmaz, ol desen de gayrı olmam, olamam. Beyhude yalvarma lafına gitmem. Aşkın namazına kendimi itmem. Biçare çobanım, yolum terk etmem. Kıl desen de gayri, kılmam, kılamam. Kıl desen de gayri, kılmam, kılamam. Aysel Çoban. Değerli dostlarım, sohbetimizin birinci bölümünde kadın aşık Ozan Sefil Döndü'den bir şiir paylaşmıştım. Şimdi de Aysel Çoban'dan bir şiir paylaştım, günümüz şairlerinden. Ve sevgili Ebru Ördek Gere de dinliyor bizi. Sağ olsun, var olsun. Değerli dostlarımız, dinleyenlerimiz şiirlerinden varsa paylaşmak istedikleri gönderebilirler. Süremiz 5 dakika içinde bitecek, bitmeden gönderirseniz. Ben gündüzden de söyledim, örnek yollarsanız şiirlerinize diye, ama şu ana kadar gönderen olmadı. Bundan sonraki programlarımızda kadın şairlerimiz şiirlerini yollarlarsa vaktimiz süresince paylaşmaya çalışırım değerli dostlarım. Varsa şiir göndermek isteyen
Ben bir Aysel Çoban şiiri okuyana kadar yollasınlar dostlarım. Bakıyorum Aysel Hanım'a. Aşk ölüme benzer. Bir diriliştir aşk. Tohumun isyanı gibidir. Bir direniştir aşk. Her şeye rağmen vazgeçemediğin. Yeniden uyanıştır aşk. Uykuda kalan duygulara inat. Turaptır bağrı yeniden doğarsın. Ummandır gözlerinde kaybolursun. Elleri ateş, ateş tutunca yanarsın. Bir isyandır aşk. Korkulan kasırgalar gibidir. Bir soyguncudur aşk. Onu yakalayanın ruhunu çalar. Bir hapistir aşk. Müebbet suçların yeridir. Kızılca kıyamettir, acı çekersin. Hasretin adıdır, yangın yeridir yüreğin. Hicranın bağıdır, yeniden, yeniden ekersin. Ve aşk ölüme benzer, ruhunu teslim alır. Ve aşk sevgiliye benzer, onun adıdır aşk, onun adıdır. Evet, sevgili Aysel Çoban arkadaşımın bir şiirini daha paylaştım. Değerli dostlarım, program için ayrılan süreyi aştım. Bu akşam için müsaadenizi rica ediyorum. Haftaya kadın şairlerimizin Tanzimat'tan sonraki döneminden itibaren devam edeceğim. Görüşmek üzere sevgili dostlar, sevgili yarenler. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.